Herkese merhabalar. Şimdi mandalinalı tariflerimizde sizler için bir mandalinalı biftek hazırlayacağım. Bu biftek için yani şu an kontrfile veya antrikot eti kullanabilirsiniz. Önce etimizin marinasyonuyla başlayalım. Taze kekik veya biberiye şöyle yapraklarını alıyorum. Her ikisini de kullanabilirsiniz bu arada. Taze kekik ve biberiyeyi de her ikisini de kullanabilirsiniz. Ya da birini kullanabilirsiniz artık hangisi varsa. Taze kullanmamın sebebi ızgarada yanmaması için taze kullanmak istiyorum. Bunu böyle kıyalım. Aromaları açığa çıksın. Hem de güzelce yayılsın. Burada kontrfilemize ekliyorum bunu. Burada ayçiçek yağı veya zeytinyağı kullanabilirsiniz. Sadece yağladım. Klasik benim bir et marinasyon sosum var. Çok hafif soya sos kullanıyorum. Çok hafif bir barbekü sos kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar marinasyon için. Oldukça lezzetlendirecek. Sadece hardalla ya da kekikle de yapabilirsiniz. Keyfinize göre tuz, karabiberle de yapabilirsiniz. Hardal ekledim. Burada taze çekilmiş karabiber. Ve ızgara ve sotelerde kullanmayı sevdiğim kaya tuzu veya deniz tuzu. Bunu şöyle kabımıza anlık bir marinasyon yapıyorum. Dilerseniz 3-4 saat dolapta da bekletebilirsiniz. Oldukça güzel bir sonuç verecektir bu marinasyon. Etinizin lezzetini arttıracaktır. Bu şekilde etimiz marine edildi. Şimdi tarifimizde cibes otu kullanabiliriz. Ya da cibes otu yoksa lahana veya düz marul da kullanabiliriz. Çok basit, sade bir tarif. Burada ben güzelce yıkanmış bir düz marul kullanmak istiyorum. Cibes otu yerine şu an. Kabaca kesiyorum. Dediğim gibi lahana ya da cibes otu da kullanabilirsiniz. Evet, burada bizim çok yapmadığımız bir teknik. Ben bu marulları zeytinyağında lahana gibi, cibes otu gibi soteleyeceğim. Öncelikle sadece zeytinyağı ve tuz kullanacağım. Bu arada marinasyonumuza biraz da tabii ki mandalina suyu ve zesti eklemek istiyorum. Şöyle. Mandalinamızın, başrol oyuncumuzun böyle bir zestinden güzelce aromasını marinasyonun içerisine ekliyorum. Aslında bu portakallı orange beef diye geçen tırnak içerisinde bir tarif. Suyundan çok hafif ekliyorum. Böyle bir yarım mandalina suyu. Suyla beraber biraz da ayçiçek yağı ekliyorum ki. Ayçiçek yağı veya zeytinyağı ekliyorum. O da ızgara ederken bize yardımcı olacaktır. Marinasyonumuz böyle. Şimdi döküm tavamızın altını açıyorum. Döküm tavayı iyice ısıtmamız gerekiyor. Izgara yapmadan önce. Bu esnada da döküm tava ısınırken cibes otlarımızı veyahut marul ya da lahana. Lahanaları biraz ince kıymak gerekebilir. Lahana kullanırsanız. Güzel bir zeytinyağıyla. Çok ısıtmayacağım için çok hafif çevireceğim. Ilık bir yeşillik, ılık bir salata gibi olacak bu. Çok az
Tavayı, normalde tavayı çok az ısıtıyorum. Ve otlarımızı bırakıyorum. Tatlandırıyoruz tuz karabiberle. Geri kalan yarım mandalinayı da bu tavanın içerisine yavaşça biraz hafif lezzet katmak için mandalinayı da ısıtmak istiyorum. Evet. Hazır. Otumuz hazır. Çok sadece ılıttım. Hafif bir karıştırdım. Aslında bu tarz marullar başka mutfaklarda, uluslararası mutfaklarda farklı sebzelerin içerisinde kullanılabiliyor. Çin marulu gibi, cibesotu gibi şeyler. Şimdi döküm tavamızı kontrol etmek istiyorum. Isısını. Evet. Isı uygun. Şöyle bırakıyorum. Bifteğimizi. Çevirelim. Bu arada yine tabağımızda son dokunuş olarak kullanmak için bir mandalina'nın yine segmentlerini alıp zeytinyağı ile karıştıracağım. Mandalina'nın bu zarsız şekilde zarlarını ayırarak yaptığımız bir işlem bu. Mandalina segmentleri, portakal ve limonda da yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Böyle misafiriniz veya yemeği yiyen kişiler çok özel hissedeceklerdir. Özenle yapılmış bir iş olduğu için hem de böyle ağızda bıraktığı o doku çok daha farklı oluyor. Bu şekilde segmentleri biz profesyonel mutfaklarda kullanıyoruz. Sizler de evlerinizde hoşluk yapmak için kullanabilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Etimizi kontrol ediyorum bu arada. Biraz orta iyi şeklinde pişmiş bir et istiyorum. Çok kurutmamak lazım eti. Çok kurutmamak lazım. Yine bu arada yine mandalinaya dönüyorum ben. Mandalinaya yine biraz kabuk eklemek istiyorum kabuğundan. O güzel aromatik kabuklardan mandalina segmentlerime. Yerken de onu fark edeceksiniz, o aromaların ne kadar fark yarattığını. Bu kabuğu rendelemek gerçekten büyük fark yaratıyor. Evet. Sonra güzel bir sızma zeytinyağı. Güzel Ege sızma zeytinyağı. Bu da bu şekilde hazır. Etimiz de hazır. Tavamızın altını kapatıyorum. Birazcık dinlenmeye bırakıyorum eti. Şöyle. O esnada ben de tabağımı hazırlamaya başlıyorum. Evet, etimiz pişti. Orta iyi olarak pişirmek istedim. Biraz sulu bırakmak istiyorum eti tabii ki. Şöyle kesme tahtasını alıyorum. Temiz bir kesme tahtasına. Daha sonra burada sunum tahtam da var. Aynı zamanda burada bu kullanacağınız herhangi bir Ege otu da olabilir. Pişireceğiniz herhangi bir Ege otu da olabilir. Bunları
tabağa koyduktan sonra etle beraber tabii bu tarz lifli besinler oldukça tüketmesi hem sağlıklı hem güzel bir sebze eşliği olacaktır etimize. Çok hafif. Böyle değişik tariflerde denemek keyifli oluyor tabii. Şimdi etimizi slice edeceğim. Dilimleyerek servis edeceğim. Söylediğim gibi orta pişmiş bir et. Biraz sulu. Siz dilediğiniz gibi pişirebilirsiniz. İyi pişmiş olabilir, az veya orta pişmiş olabilir. Yani bu etin pişme derecesi dediğimiz noktada. Etimizi güzelce dilimledikten sonra son olarak biraz daha tatlandırıyorum böyle. İyi bir deniz tuzuyla. Şu şekilde fazla suyunu bırakacak. Buraya alıyorum. Sunum tabağımıza. Güzel, sulu. Çok pişirirseniz aşırı kuruyabilir. Evet, son olarak da yine şöyle mandalina segmentleriyle de yemeğimizi tamamlayarak dilerseniz doyurucu olması için yanında bir patates püresi ya da fırınlanmış bir patatesle de servis edebilirsiniz. Şu şekilde mandalina segmentleri ve zeytinyağıyla mandalinanın kabuğuyla tatlandırdığım mandalinaları da ekliyorum. Evet, mandalina ile marinasyon ettiğimiz mandalinanın kabuğunu kullandığımız hem segmentleriyle sunduğumuz dediğim gibi Ege otlarıyla servis edebilirsiniz. Bir cibe sotuyla servis edebilirsiniz. Şevketi Bostan ya da benzer Ege otlarıyla servis edebilirsiniz. Mandalinalı bifteğimiz de bu şekilde servise hazır. Afiyet olsun diyorum. Umarım sizler de evde deneme fırsatı bulursunuz.